Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf matematik dersinin 1. dönem 2. yazılısının çalışmasını sizinle birlikte yapacağız. Evet nasıl bir çalışma yapacağız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Beraber bir çalışma yapacağız. 10 tane soruyla karşınıza çıkıp da bu sorular çıkar demeyeceğiz. Sorulara bakacağız. Yani ben burada ince ayardaki soruları karşınıza çıkarttım. Ya da çıkabilme ihtimali olan soruları karşınıza çıkarttım. 10 tane soru yok bu arada. Ondan daha fazla bir soru var. Yani burada sen zaten yazılıya çalıştın. Bak bakalım burada eksik parça kalmış mı kalmamış mı? Ben sana burada eksik parça tamamlattıracağım. Bir de dikkat etmen gereken yerleri söyleyeceğim. Yani bu zamana kadar ki çalıştığınız yerlerin özetini geçeceğiz. Artık video bir saat mi olur, bir buçuk saat mi olur, iki saat mi olur bilmiyorum. Çünkü gerçekten güzel sorular var. Yani güzel bir özet yapacağız seninle birlikte. Evet şu kitapta yazılısı. Evet belli, soruların belli kısmı bu kitapta. Sayfa orası 131, 132 ve 133'te olan e, yazılı kısmındaki soruları çözeceğiz ve ardından benim de orada eklediğim sorular var. Beraber güzel bir özet yapacağız. Bunu kitabı olanlar tabii ki kitabı olanlar buradaki sorulara ulaşabilir ama benim eklediğim sorulara ulaşamaz. Hem bu kitaptaki sorulara hem de benim eklediğim sorulara ulaşmak istiyorsan videonun açıklama kısmına zaten link bıraktım. Oradan çıktısını alıp indirebilirsin. Ama öncelikle senden şunu istiyorum. İlk önce şu soruları alıp, çıktısını alıp sen kendin bir çözer misin? Çünkü sen çalıştın. Sadece yazılıya benimle birlikte çalışma. Ben sana bir yazılı örneğiyle geldim. Hatta 10 sorudan daha fazla beraber bir özet geçeceğiz. Öncelikle sen bir çözebiliyor musun, çözemiyor musun onu bir gör. Ondan sonra çözemediği soruları gel birlikte yorumlayalım. Tamam. Hatta böyle şeyleri de yani çöz, videonun tamamını böyle izlesen sanki iyi olur. Çünkü güzel bir özet yapacağız. Çözdüğün sorularda da böyle hızlı bir şekilde hani 2x alıyorsunuz ya. 2x'i alıp da dinlersen senin açında büyük ihtimalle bir faydası olacaktır. E, e, o zaman hadi bakalım. Birinci dönem ikinci yazılısı. Yani matematik dersinin birinci dönem ikinci yazılısının çalışmasına başlayalım. Birinci dönem ikinci yazılıda 14 tane soru kitapta. Bir de benim eklediğim sorular var. O 14 sorunun kazanımları burada yazıyor. Bakarsınız. Tekrar söyleyeyim pdf videonun açıklama kısmındaki linkte. O diğer kazanımlarda bir sorusu sorusu geldiğinde o kazanımları da size söyleriz. Şimdi gel seninle birlikte sorulara başlayalım bakalım. Evet şu birinci soruyla başlıyoruz şimdi. Aşağıda o merkezi çember ve bu çembere A ve B noktalarına teğet olan şu doğrular verilmiştir. Arkadaşlar bu x eşittir 1 doğrusu bu da y eşittir 1 doğrusu ya. Yani bu birim çember değil mi? Yarı çap bir birim olan çember. Şimdi benden şu isteniyor. EF'yi bulayım. Hocam EF uzunluğu burası. E ne yapacağız? Şimdi şuna bakacak olursan şu neydi? Kotanjant ekseni değil miydi bu? Bu kotanjant ekseniydi. Y eşittir 1 doğrusu bu da tanjant ekseniydi. Peki böyle geldiğim zaman şuradaki noktanın x eksenindeki gösterdiği değer bana kotanjantı veriyordu. Yani şu uzunluk kotanjant alfa olacak. E peki yarıçaptan dolayı şurası da bir birim değil mi? Evet. Yani şurası da bir birim. E o zaman şurası EF uzunluğunda ne kaldı? Kotanjant alfa eksi 1 mi kaldı? Evet. E o zaman orayı yazalım istersen. Buraya kotanjant alfa eksi 1 kaldı. Şimdi ne isteniyor bir de egean kara uzunluğu. Şurası isteniyor. Arkadaş şuradaki uzunluk 1 iken burası 1 mi? 1. Tamam 1. E ben şuraya kadar geldim. Tanjant eksenine değdim. Tanjant eksenine değdiğim zaman şuradaki uzunluk yani şu uzunluk bana tanjant veriyordu. Burası tanjant alfa. E tamamı da 1 ise buraya da 1 eksi tanjant alfa mı kaldı? Evet. Sonra OC ve DC'den bahsediyor. Şuradaki dik üçgende birim çember olduğu için yarı çap 1, yarı çap 1'i olan çemberde komşusu kosinüs alfaydı. idi, sinüs alfaydı. Ya da direkt birim çemberde burası kosinüs alfa, burası da sinüs alfa diye zaten biliyorsun bunu. Hadi şimdi yerine koyalım. EF uzunluğu. EF uzunluğuna baktım. Kotanjant alfa eksi 1. Eksi EK uzunluğu. EK uzunluğu da 1 eksi tanjant alfa. 1 eksi tanjant alfayı Eksi çarpacağım ama. Eksi 1 artı tanjant alfa yapar o zaman orası. Bölü aşağısında OC ve S. yani kosinüs alfa eksi sinüs alfa yaptı orası. Şimdi kotanjant alfa dediğimiz nedir arkadaşım? C bölü S'dir değil mi? C bölü S. Sonra tanjant alfa dediğimiz S bölü C'dir. Bir de eksi ikisi var burada. Bölü ne var burada? C eksi S var. Arkadaş şurada payda eşitleyelim mi? Bunu C ile çarparsam bunu da S ile çarparsam o zaman neye dönüşüyor burası? Arkadaş C kare artı S kare e, bölü SC oldu burası. Bir de eksi ikilisi var. Bölü C eksi S'si de var. Tamam. Şu yukarısı 1 yapmadı mı? Evet burası 1. O zaman 1 bölü SC eksi 2. Yani bununla bunu çarptım Eksi 2 SC. Bir de 1 var burada. 1 eksi 2 SC bölü SC oldu. Bir de bölü C eksi S'si oluştu burada. Şimdi dikkat. Bak burada bu sorunun altın nokta. Burcu bu. Arkadaşım şuraya dikkat et. 1 eksi 2 sc var. Allah Allah. Burada ne yapacağız? 1 2 sc ya da 1 artı 2 sc gibi bir şeyler gördüğün zaman. Burada şu çok önemli. S kare artı c karenin ne olduğunu biliyorsun sen. 1 olduğunu biliyorsun. O yüzden orada sc'de var ya. 1 yerine s kare artı c kare yaz. 1 yerine ben s kare artı c kare yazarsam. O zaman s kare artı c kare eksi 2 sc. Sıralı bir şekilde yazayım. Eksi 2 c artı c kare şeklinde yazacak olursam bunu. Bölü sc'si var. Bölü sc. Bir de bölü c eksi s'si var. Bir de bölü c eksi s'si var. Tamam yazdık bunu. Şimdi yukarısı. Bak s artı s eksi c'nin parantez karesi değil mi? Evet. Yani yukarısı s eksi c'nin parantez karesi yaptı. s eksi c'nin parantez karesi yaptı. Bölü sc bölü c eksi s oldu. Şimdi s eksi c'nin parantez karesi s eksi c çarpı s eksi c değil midir? Evet. Aa hocam C-S ile S-C'lerin bir tanesi gitti ama eksi 1 kaldı burada. O zaman cevap eksi. Neye eşit oldu? S-C bölü S-C'ye eşit olur. Hadi bakalım buradan devam edelim. Hocam bu aynı şeylere ayırarak yazalım şunları. Yani S bölü tabi eksi parantezinde S-C s -C bölü s -C nasıl yazıyorum? S bölü S-C eksi C bölü S-C şeklinde yazınca S'ler gitti hocam. Eksi parantezinde 1 bölü C kaldı. Sonra C'ler gitti hocam. Eksi 1 bölü S kaldı burada da. Yani burası eksi 1 bölü kosinüs alfa artı 1 bölü sinüs alfa yaptı. Şu eksi 1 bölü kosinüs alfa sekant alfa demektir. Yani eksi sekant alfa artı bu da kosekant alfadır. Yani eksi sekant alfa artı kosekant alfa şeklinde bulduk. Ya da kosek alfa eksi sekant alfa şeklinde çıkar cevap. Burada ince ayrıntı ne? Ne öğrendin sen? Ne öğrendiğine bak. Hani böyle bu arada soru şu şekilde de gelebilirdi sadece. Ben burada soruda bir taşla iki kuş vurdum. Hem birim çemberi yorumlattırdım. Sinüsü, kosinüsü, tanjantı, kotanjantı sana öğrettim. Hem de soru şu şekilde gelseydi. Yani kotanjant alfa artı tanjant alfa eksi 2 bölü kosek, e, kosinüs eksi sinüs şeklinde gelmiş olsaydı da bu şekilde çözüm olacaktı. İşte gördüğünüz gibi bir taşla iki kuş vurmuş olduk. Ama burada önemli olan ne? Şurada bir gördüğün yere 1-2SC ya da 1 artı 2SC görürsen hocan bir tık zor sordu mesela. Bunu böyle gördüğün zaman bir yerine S kare artı C kare yaz. S eksi C'nin parantez karesini elde edersin. 1 artı 2SC olsaydı S artı C'nin parantez karesini elde ederdin. Tamam bir şey öğrendin mi burada? Önemli olan bir şey öğrenmek. Sorunun zorluğuna, kolaylığına asla bakma. Sen zaten çalışıp da benim karşıma geldin. Şurada da çok güzel bir şey öğrendin. Hadi gel şimdi ikinci soruya bakalım. Evet bunun en sade hali. C bölü aşağıda S parantezini alalım. S parantezini alınca yani kosinüse C sinüse de S diyoruz değil mi? Uzun uzun diye yazmamak için. Biraz üşengeçlik yapıyoruz ama olsun. Sinüs parantezini alınca S artı C mi kaldı burada? Evet çarpı şu bölü ya ters çevirip çarpıyorum. S küp artı C küp bölü aşağıda da C parantezini alınca ne kaldı? CS eksi 1 kaldı. CS eksi 1 kaldı. Hocam C'ler gitti. Çok güzel. Yukarıda S küp artı C küp kaldı. Sekip artı açılımı da s artı c çarpı s kare eksi s c artı c kare değil miydi? Evet. Bölü aşağıda ne kaldı? S, s artı c sonra c s eksi 1 kaldı. Hocam s artı c'ler birbirini götürdü. Şu s kare artı c kare nedir? 1'dir. Şurası 1 eksi s c yaptı. A, s c eksi 1, 1 eksi s c. Bunlar da birbirini götürür ama eksi 1 kalır. O zaman yukarıda sadece eksi 1 kaldı aşağıda da s kaldı. Yani eksi 1 bölü sinüs alfa yaptı bu. Bu da eksi kosekant alfa diye midir? Evet. Eksi kosekant alfa şeklinde bulduk cevabı. Evet ikinci soruda güzel bir soruydu. Geldik 3'e. 0 ile pi bölü 2 arasında x açısı olmak üzere böyle bir şey verilmiş. Bu nedir arkadaşım? Sekant dediğimiz nedir? Hocam ben bunun yerine 1 bölü kosinüs yazacağım. Ya da 1 bölü c yazayım şöyle. Çarpı 1 eksi s Eşittir. Kotanjad dediğim c bölü s bölü 3. Yani c bölü 3s mi yaptı? Evet. Şimdi burada bu 1 eksi s bölü c yaptı aslında. 3s ile bunu çarpıyorum. Hocam 3s eksi 3s kare yaptı. Eşittir. Öbür tarafa attım c kare yaptı. Süper. Şimdi s kare ve c kareler görünce aklına şu gelecek. s kare artı c karenin 1 olduğunu unutmuyoruz değil mi? Bir de burada sinüslü var. Sinüsün karesi var. Burada da sinüslü bir şey var. Hmm. Arkadaş o zaman denklemi ben hep sinüse çevireyim. Ki çarpanlara ayrılıyor mu diye bakabiliriz. Ya da burada sinüslü değil de c olsaydı. Hani 3c eksi 3 s kare artı olsaydı, c kare olsaydı. C kare ve c'li bir şey olsaydı o zaman denklemi ben neye çevirecektim? Yani sinüsü kosinüse çevirecektim. O zaman burada ne var? Hem 3s hem de 3s kare olduğu için denklemi ben S'ye çevireyim. Yani burada C kare aslında nedir? 1 eksi S kare değil midir? Evet. O zaman 3 S eksi 3 S kare eşittir. C kare yerine 1 eksi S kare yazıyorum. Hepsini öbür tarafa atıyorum. 0 eşittir. 3 S kare öbür tarafa artı 3 S kare diye geçti. 1 ee, S kare çıktı. 2 S kare yaptı burası. Eksi 3 S yaptı. Artı 1 yaptı. çarpanlara ayır bakayım. Hocam burası 2 S'ye S. Burası da 1'e 1 olursa Çap, çarpımların toplamlarından eksi 3 e elde etmem lazım. Bunlar eksi eksi mi olur? Evet. Eksi eksi olunca bak güzel bir şeye geliyor. Çapma çarpımları toplamları burayı verdi. Yani burası 2s eksi 1 e, s eksi 1 oldu. Bu eşit sıfırsa s 1 bölü 2'ye eşit demek değil mi? 2s eksi 1 eşit sıfırsa yani bu sinüs x eşittir 1 bölü 2 demek. Bu eşit sıfırsa sinüs x de buradan 1 demek. Buradan kök ne gelir? Sinüs 90'da 1 ama 0 ile pi bölü 2 arasında olduğu denmiş. 90'dan küçük olacak. O yüzden 90'ı alamam. Sinüs x birinci bölgede. Yani sıfırla 90 arasında. Hani hangi açıda? 30 derecede 1 bölü 2 değil Evet. A benden tanjant x isteniyor. Yani tanjant x dediği tanjant 30 isteniyor. Hocam tanjant 30'da nedir? Dik üçgeni çizersin kardeşim. Hala ezberleyemediysen. 1, 2, burası kök 3. Tanjant 30 dediğimizde karşı bölü komşu. Yani 1 bölü kök 3 yapar. O da kök 3 eşleniyle çarparsam kök 3 bölü 3 yapar mı? Yapar. Evet cevap ya 1 bölü kök 3 olarak olur ya da kök 3 bölü 3 olur arkadaşım. Üçüncü soruyu da bu şekilde bulduk. Geldik dördüncü soruya. Bak bu da ince ayarda bir soru. Lütfen konu anlatımında biz bunu anlattık. Çünkü şu sana şu hatırlatmayı yapacağım. Bak A bölü B eşittir C bölü D. Olduğu zaman biz ne diyorduk arkadaşlar? Bunu herhangi bir sayıyla çarp. X A bölü aşağıdaki de herhangi bir sayıyla çarp bu eşittir k ise herhangi derken oran bozulmayacak ya yukarıyı x ile çarptıysam aşağıyı x ile çarptım bu oran bozulmaz. E burada da bunu y ile çarp mesela hocam yc bölü yd bunlar birbirine eşittir hala da k değerine eşittir hatta sen bunları al üstleri topla altları topla ya da çıkart yine bu oran değişiyor muydu değişmiyordu. E burada sinüslü bir, şey, bir şeyler var. E sinüslü bir şey görünce aklımıza ne gelecek? Sinüs teoremi. Yaz kardeşim sunu. A bölü sinüs A eşittir B bölü sinüs B eşittir C bölü sinüs C olduğunu biliyorsun. E yukarıdaki bilgiyi kullanalım. Bak 5 sin A 5 sin B var. O zaman ben bunu 5 ile çarpacağım. Bir de toplamım var. O zaman 5 A artı 5 B bölü hani 5 A 5 hani bunu 5 ile çarptım. Bunu da 5 ile çarptım topladım. 5 sinüs A artı 5 sinüs B mi yaptı burası? Evet. C'yi de neyle çarp? 8 ile çarp. Eşittir eşittir diyelim çünkü toplam e, toplamı yok burada. Çünkü sinüs C'ye bölmüş burada. Eşittir. Bu oran hala değişmez. 8 C'ye bölü 8 sinüs C'ye eşittir. E arkadaş 5 sin A artı 5 sin B bölü 8 sin C var. O zaman bunu çapraz olarak buraya at. Bunu da buraya at. Yani 5 A artı 5 B bölü 8 C neye eşit oluyor arkadaşım? Şunu yukarı attığım zaman 5 sinüs A artı 5 sinüs B bölü 8 sinüs c'ye eşit. Bu da zaten 1'e eşit verilmiş. E o zaman arkadaşım buradan ne geldi? 5a artı 5b bölü 8c eşittir. 1 mi oldu o zaman? Evet. Bak çok güzel bir soru. Buradan 5a artı 5b'yi kaç buluruz? 8 cye buluruz. O zaman a artı b artı c 39 da verilmiş ya. Bizden c isteniliyor ya. a artı b buradan ne olur? 5'e böldüğümüz zaman 8c bölü 5 olur. E sen a artı b artı c'nin de 39 olduğunu biliyorsun. Gel burada bunun yerine 8C bölü 5 yaz. Artı C'si de var. 39'muş. Topla bunları. 5, 13 C bölü 5 eşittir 39. Sadeleştir. 3 yaptı 5 kere 3 15. C'yi de buradan 15 bulur musun? Bulursun. Bu da ince ayarda bir soru. Buna da dikkat et. Şuradaki oran orantıdaki bu tekniği kullanıyoruz burada. Öyle sinüs a'ların toplamı farkı falan filan sorulduğunda buraya bakıp buradakini o şekilde çarp ve topla ya da çıkar işlemini yap. Bu da ince bir detaydır. Lütfen buna dikkat et. Sinüsler gördüğün zaman zaten aklına ne geliyor? Sinüs teoremleri geliyor. Değil mi? Evet dördüncü soru gerçekten güzel bir soru. Hocanız zor soracağım diyorsa bunu da sorar. Evet geldik beşinci soruya. Şimdi bunun benzerini ÖSYM e daha öncesinde sordu. B ve C noktaları. Aynı zamanda bunun bir benzerini değişik bir versiyonda sorusunda ben de ekledim arkadaşlar. Her halini size göstermek istedim bunun. Çünkü Böyle bir soruyla büyük ihtimalle karşılaşırsınız. Böylesiyle karşılaşırsanız kısa bir yolu var. Şu AD'yi çizmeseydi de siz çizecektiniz. Niye? Çünkü burada bir kenar ortaylık var. Burada da bir kenar ortaylık var. Boyalı bölgenin alanında 15 verilmiş bana. E arkadaşım kenar ortay kenar ortay deyince ağırlık merkezi gelmiyor mu? Geliyor. E ağırlık merkezinde bu ağırlık merkezi alan ikisinden ne oluyordu? Ağırlık merkezinden böyle üçgenler çizdiğimiz zaman şu alanların hepsi birbirine eşit olmuyor muydu? Evet eğer burası ağırlık merkezi ise. Yani kenar ortayların kesim noktasıysa. Bak şimdi kenar ortay, kenar ortay. Ağırlık merkezi oldu. O zaman bir üçüncü çizgiyi de çizsem buradaki alanların hepsi birbirine eşittir. E, buradan ne geldi? Buradan 2S'i adam bize 15 vermiş. A, O, D alan isteniyor. A, O, D. 2S e, 15 ise bizden 6S isteniyor. E, s'i buradan kaç buluruz? 15 bölü 2 buluruz. 6S alanı da çünkü bu alan 6S yapıyor. 6 çarpı 15 bölü 2'den şunlar sadeleşti 3. Bu da kaç çıkar? 45 çıkar. Bak böyle geometrideki bilgiyi de bize kullantırabilirler. O yüzden böyle kenar ortaylıkları olduğu zaman, analitik düzlemde de kenar ortaylıkları olduğu zaman ağırlık merkezi olmasına dikkat et. Hatta uzunluklarla alakalı bir şeyler sormuş olsalardı burası A 2A burası B 2B uzunluklarını da yazacaktık. Tamam. Aklında bulunsun. 5. soruyu da 45 bulduk. Geldik 6. soruya oran oran tekniği ile ilgili kesin bir soru çıkacak arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Yani oran oran tekniği derken böyle oranlama olduğunda şimdi şunlar birbirine eşit verilmiş. Burası A iken burası 2A verilmiş. ML uzunluğu 2A burası da A verilmiş. Sonra Ali Kara uzunluğu B iken Ali Bey uzunluğu 3B verilmiş. Ali Kara uzunluğu B iken Ali Bey uzunluğu 3B. Dikkat et tamam 3B buraya 2B kaldı. E burada oranlamalara bakıp da şey yapacağız. M'yi bulabilirim ben. Direkt orta nokta koordinatı. Yani toplamlarının yarısı 8 artı 4 bölü 2 6'ya. Toplamlarının yarısı eksi 4 bölü 2'den eksi 2 yaptı burası. Sonra L'den dolayı ben K'ya ulaşabilirim. Bak şimdi. Şuradan şuraya doğru gidiyorum. Bak. Buradan bu noktadan buraya geçeceğim. 2A'da alttan 4'e 2 azalmış. Oran orantı tekniğiyle yapıyorum. 2A'da 2 azalmışsa eğer A'da 1 azalır. E buradan bu yönde gidiyorsun ya. Burada da A var. A'da apsi 1 bir, bir azaltacağım. O zaman 1 azalttığım zaman 4'ten 1 azalttım 3. Çünkü buradan gideceksem biraz azaltacağım. Buradan gideceksem 3A e azaltacağım. 3 e A'daki kaç yapıyor? 1 azalıyor. 3 e A'daki de 3 azalır. Buradan başlasaydım da alt'tan 3 azaltacaktım. 6 eksi 3 de zaten 3'ü verecekti bana. Orada bakalım. Eksi 2'den 0'a 2 artmış. Hocam 2 artmışsa 2 A'da A'da 1 artar diyeceğiz. O zaman burada da A'da 1 artar. 0'dan 1 arttırdım 1 oldu. Şimdi geldik buraya. 3'ten 3'e hiçbir değişme yok. Ne artış var ne azalış var. O zaman burada da ne artış ne azalış olur. Burası 3 olur yine. 4'ten 1'e 3 azalmış. B'de 3 azalmış. O zaman buradan buraya 2B yok mu? Var. 2B'de de o zaman 6 azalır diyeceğiz. O zaman burada 6 azaltacağım. 1'den 6 azalttığım zaman eksi 5 mi yapar burası? Evet. Yani noktamız ne oldu? 3'e eksi 5 noktası oldu. Bu şekilde oran orantı tekniğini bilirsen sonuca rahat bir şekilde ulaşırsın ama nereden nereye gittiğine de dikkat et tamam mı? O yönden şaşma. Ben burada bu yönlü gittim burada da bu yönlü gittim buna da dikkat et. Zıtlı yönlere gitme yani. Anlaştık. Evet aldım soruyu bu şekilde bulduk. Geldik 7'ye. Şimdi bu soruyu çözmeden önce benim yazdığım sorulardan bir tanesine bakalım. Daha kolayına bakalım en azından. Arkadaşım şu şekilde analitik düzlemde dikdörtgeni ya da kareyi bize oranlattırabilirler, uygulattırabilirler. E ne yapacağız? A noktasının koordinatları. Mesela burası 2 verilmiş, burası 6 verilmiş. A noktasının koordinatları isteniliyorsa bizden. Şimdi analitik düzlemde bir nokta isteniliyorsa ya da verilmişse eksenler olan uzatları bizim için çok önemli. Eksenler olan uzatları hocam şu ve şu. Ya şuraya çizersem sonra sıkıntıya girecek. E, karışıyor. O yüzden hiç bunu çizmeyelim. Aklımızda zaten şu ne kadar aşağıda olduğunu bu gösteriyor zaten bize. Sonra buraya bakacağız. A 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfabetaya. Alfa, beta, alfa, beta. E hocam şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Ve burada da bir oran verilmiş. Burası k iken burası 2k verilmiş. bc uzunluğu k iken dolayısıyla burası da k'dır. bc uzunluğu 2k verilmiş. A benzerlik oranı 1'e 2. Çok güzel. İşte k bölü 2k eşittir. Beta'nın karşısı a bölü beta'nın karşısı 2 deme. Çünkü 1'e 2 kolay bir benzerlik ya. Hocam 1'e 2 oran varsa 2 ise burası 1 yapar. Alfanın karşısında 6 ise küçükte 3 yapar. 1'e 2 oran olduğundan dolayı. A noktasının koordinatları ne oldu o zaman? Hocam 7 birim sağda eksi 7'ye solda pardon 7 birim solda eksi 7'ye 3 birim aşağıda eksi 3 noktası yapar. İşte bu şekilde alfa betayı da kullandırabiliyorlardı bize. Tamam. Hatta, Hatta 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 burada sana bir tane daha bir şey göstereyim. Dayanamıyorum. Bazı sorularda dayanamam. Şöyle bir kare varsa mesela Burada da yine aynı şekilde. Bu nokta verilmişse hemen şöyle eksenler olan uzatları. Bu nokta isteniyorsa eksenler olan uzatları. Hatta şöyle şöyle. Karenin dışında bazen de şöyle kareleme metodu dediğimiz bir teknik vardı. Kare sorularında zorlandığı zaman da bunu yap. Çünkü buradaki üçgenlerin hepsi eş üçgen oluyor. Alfa beta'ya girince 90'ın karşısındakiler birbirine eşit olduğundan dolayı. Dolayısıyla alfa beta'ya dal bak şimdi burada. Alfa beta alfa beta alfa beta alfa beta eş. Alfanın karşısı a ise a a A. Beta'nın karşısı B ise B, B, B yazarsın. Kareleme metodu çoğunlukla kare sorularında işimize yarar. Tamam. Basit bir sorusunu yaptık. Şimdi gel seninle birlikte şu soruya bakalım. Evet 7. soruda bir tık daha zoru çünkü. Şimdi 6'ya 2 noktası verilmiş. Arkadaşım analitik düzlemde 6'ya 2 noktası verilmişse eksenlerin 10 uzaklığı bizim için önemli. Şu ve şu. Ama şekli karışacak değil mi böyle? Hiç buna girmeyelim. E ne yapacağız o zaman hocam? Buranın 6 birim olduğunu biliyorum. Bak aklında bulunsun şöyle. Buranın 6 birim olduğunu, buranın da 2 birim olduğunu biliyorum. Peki aa, burada maalesef bir şey yapamadım. Alfa beta'ya dalacak üçgen yok. Kare sorularında genelde eş üçgen çıkar. Ya dalabilirsin de aslında. Şuraya alfa, buraya beta deyip ters açıdan burası alfa. Beta pardon burası da alfa oldu diyebilirsin. Sonra e, hocam şu üçgenle şu üçgenle benzerlik yapabiliriz ama şu, herhangi bir şekilde bir oran var mı burada? Bu üçgende sadece bir kenar var. Bu üçgende de hiçbir kenar yok. Bak benzerlik yapamıyoruz. İşte benzerlik yapamıyorsan kare sorularında kareleme metodunu kullan. Karenin dışında bir tane daha kare oluştur. Nasıl mı hocam? Bak dışında şunu uzat. Bak kare şunu uzattın şunu uzattın. Şuradan da şöyle kare. Kareleme metodu. Bak çok işine yarayacak. Zor bir soru evet ama bunu bilmek zorundasın. Zorlandığın zaman karenin dışında bir daha kare yap böyle. Özellikle bak burada. Eğer karemiz şöyle olsaydı çok güzel olacaktı. Şöyle olsaydı kolay. Hemen alfabetaya dalıp şu üçgenlerin benzerliklerinden sonuca ulaşabilirdin. Hatta eşlikten de sonuca ulaşabilirdin. Ama bu sefer kare x eksenini kesmiş böyle. Özel x eksenini kesen, y eksenini kesen karelerde şu karele dışına bir kare oluşturur böyle. Tamam mı? Bir tane dik çizdikten sonra o zaten uzantısında kareyi de oluşturabilirsin. Peki ben ne biliyorum? Şuradaki uzunluğun 6 olduğunu biliyorum. Peki ben şuraya bir a dersem bak, alfabetaya şimdi dalalım bakalım. Alfabetaya dalalım. Hocam Şurası alfa, burası beta 90 ya. Alfa beta 90 ya. Alfa beta e, burası da 90 alfa beta. Yani bizim şuradaki üçgenlerin hepsi ne oldu? Eş üçgen oldu. Kare olduğu için 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan dolayı. E alfa'nın karşısına a dediysem alfa'nın karşısı a olur burada. E, burada da a olur. Vay a 2 burada. Burası da a 2 o zaman. O zaman beta'nın karşısı a 2. Beta'nın karşısı a 2. Bak çıktı. Şuradaki uzunluk 6 birim değil miydi? Evet. Artı A artı 2 ile A'nın toplamı 6. 2A eşittir 4. A'yı da buradan 2 buluruz. A noktası isteniliyor bizden. A'yı 2 bulduysak eğer A noktası isteniyorsa bizden eğer burası A'yı 2 bulduğumuz için 2 birim burası. Burası da 4 birim oldu. A'nın apsisi kaç yaptı hocam? 4 birim sağda. Yani 4'e 2 birim aşağıda eksi 2 noktası yapar. Koordinatları 4'e eksi 2 oldu. Evet kimine göre zor bir soru aslında ama şu kareleme metodunu yapıp eşliği kullanmayı öğrendiysen artık sınavda eksik bir parçan kalmadı. Bak sen videonun başında da söyledim. Çalışıp da geldin buraya. Hazır bir vaziyette geldiğin için şuradaki soruyu anlayabiliyorsun. Burada sana uç noktadaki bir soruyu sormuşum. Seni her şeye hazırlıyorum burada. Tamam. Evet yani ben olsam yani sınav, sınavda böyle şey yapacak, yapacak olsam Sorulardan bir tanesini zor seçiyoruz ya. Belki de zor, zor sorulardan biri de bu olurdu. Hani genelde böyle e, şey olsun diye ne derler ayrı yani iyi öğrenci ayıralım diye mutlaka bir iki tane soruyor. Bir, bir tık daha zor soruyoruz. İşte o zor sorulardan biri belki sizin sınavınızda bu olacak değil mi? Dikkat et bu veya laciverti yani bunun benzeri yani demek istiyorum. Evet yedinci soruyu bu şekilde bulduk. Geldik sekize. Evet burada <laughs> dik koordinat düzleminde D1 ve D2 doğrulara ABCD karesi verilmiştir. Tamam. Bu bir kare ise 90, 90, 90, 90. Burada bir kere ne vermiş bize? A2'ye şu noktası verilmiş. Bu doğrunun üstünde. Vay. Bir nokta bir doğrunun üstündeyse bak burada eksik bir şey var. Denklemi sağlar. X yerine 2 yazıyorum. 3 çarpı 2 artı 4 çarpı Y yerine de 3 yazıyorum. 3 artı en denklemini sağlamak zorunda. Buradan 6 artı 12, 18 n de buradan eksi 18 eşit işte oldu. Evet burayı eksi 18 olarak bulduk. Tamam abcd karesinin alanı nedir diye soruyor. Karenin alanını bulmam için benim buradaki h'ı bulmam lazım. H la paralel iki doğru arasındaki uzaklık değil midir arkadaşım? Evet paralel iki doğru arasındaki uzaklığı direkt sormayabilirler. Bu şekilde de sorabilirler ya da şöyle paralel iki doğru verip de bu iki kare paralel doğru arasına sığabilecek en küçük karenin alanını e Arasına sığabilecek en büyük karenin alanını da sorabilirler. Yani soru bu şekilde de olur. A burada ben ne yapmışım? 2 3 noktasını vermişim. Bu şekilde sormuşum karenin alanı. Paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulursam eğer karenin alanına ulaşırım. Ya da dediğim gibi bunları verip bize e, en büyük kare ne olacak? Şu şekilde olacak. En büyük karenin alanı da bu şekilde haşı bulduktan sonra bulabilirdik. Neyse. Evet soru o şekilde de gelebilirdi. Bu paralel iki doğru arasındaki uzaklıkta ne yapacağız? C'ler farkı. Yalnız dikkat et. Hocanız burada şöyle bir çakallık da yapabilir. Şahsen ben yaparım. Bunu 3x artı 4 y verdim ya. Bunu da atıyorum 6x artı 8 y şeklinde verdiysem eğer bu, bu şekilde değil de bu şekilde olursa ya yukarıyı da 2 ile çarp ya da aşağıyı 2'ye böl. Ama atıyorum burası 11 olsaydı aşağıyı 2'ye bölünce 11'i e böl 2 ile uğraşacaksın ya. Yukarıyı o zaman 2 ile çarpardım. Yani bu paralel 2 doğru arasındaki uzaklığa bakarken tamam ikisinin paralel olması lazım. Eğimleri eksi 3 bölü 4 bu da eksi 3 bölü 4. Ama burada x'lerin katsayıların, y'lerin sayılarının ayrı ayrı birbirinin aynı olması lazım. Buna dikkat et. Tamam, burada zaten aynı herhangi bir sıkıntı yok. Aynı olmasaydı da belli bir sayıyla çapıp aynı yapabilirdik. Evet, burada ne yapacağız? İki paralel, iki doğru arasındaki uzaklık c'ler farkı. C'ler farkı. Yani eksi 18 eksi 12 mutlak değerce bölü kare küçüğünde a kare artı b kareydi. Ya da direkt aşağıda 3 4 varsa ne diyorduk aşağıya 5 diyorduk. Yukarısı 30 yaptı yani eksi 30 mutlak değerden 30 diye çıktı. O zaman 30 bölü 5'ten 6 çıkar burası. Evet biz buraya 6 bulduk. Ama bizden ne isteniyor? Alan isteniyor. Karenin da 6'nın karesinden 36 çıkar. 8. soruda böylelikle 36 oldu. Dikkat et burada paralel iki doğru arasındaki uzaklığı direkt sormayabilirler. Böyle farklı durumlarda da sorabilir. Tamam dikkat et. Geldik 9'a. Evet A noktasının koordinatları eksi 4'e 3'tür. Burası. O zaman bak 1 2 birim sağında. O zaman apsisine 2 ekle. K noktasını bulmak için. Bak K noktası 2 birim sağında. Apsisine 2 eklerim o zaman. Değil mi? 2 birim sağında ne var diye bakarım. Apsisine 2 eklediğim zaman eksi 2 yapar burası. Hocam 1 2 3 4 birim yukarısında. O zaman ordinatına da 4 eklerim. 4 eklediğim zaman burası da birim yapar. Evet. Şimdi A noktası buradayken 1 2 3 4 5 6 birim L noktası sağında. Buna 6 eklediğim zaman burası 2 yapar. Kaç birim yukarısında? 1-2 bir, birim yukarısında. Eksi 3'e de 2 eklediğim zaman ee, kaç yapıyor? Eksi 1 yapıyor. Yani sağa sola gitmelerde apsis değişir. E, sağa gitmede apsis artar. Sola gitmede apsis azalır. Yukarı aşağı gitmede de ordinatlar artar ya da azalır. Evet noktaları bulduk. K ve L noktalarından geçen doğrunun denklemi nedir diye soruluyor. İki noktadan geçen doğru denklemiyle alakalı siz formülü gördünüz. Aa, ben o formülü hissetmiyorum hiç kullanmıyorum. Doğru denklemi yazmak için kendime şunu soruyorum. 2 soru soruyorum. 1. Eğim 2 nokta. Bu doğrunun eğimini bulabilir miyim? Evet. 2 nokta var ya. Var. Y'ler farkı. Yani 1 eksi 1 1 1. Buradan başladım. Dikkat. X'ler farkına da buradan başlayacağım. Yani bölü 2 iki eksi 2. Eksi iki. Şu şekilde. O zaman 2 bölü 4 yaptı. 1 bölü 2 yaptı. Eğim bu. Sonra ben eğimi ve eğimi eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemini biliyorum. Yani eğim bu. Noktada bu ister bunu seç ister bunu seç. Fark etmez ben bunu seçtim nokta olarak. Evet eğim belli. Nokta belli doğru denklemini yazacağım. Nasıl yazılıyordu? M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır şeklinde yazılıyordu. Ya da sen okulda nasıl öğrendiysen öyle de yazabilirsin. M dediğimiz kaç? Eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi noktadaki x. X eksi eksi 2 yani x artı 2 eşittir y eksi noktadaki y yani 1 yapar. Hadi bakalım. Eksi 1 ile burayı çarpalım. Eksi x eksi 2. 2 ile de karşı tarafı çarpalım. 2'ye eksi. 2 mi yaptı? Evet. Eksi 2'ler nanay oldu. Eksi x'i öbür tarafa atalım. 0 eşittir. x artı 2'ye yaptı. Ya da x artı 2'ye eşit 0 olur. Ya da böyle şey de yapabilirler. Y'yi yalnız bırakırlar. İşte e, 2 2'ye eşittir eksi x ya. Eksi x bölü 2 y diye, diyebilirler böyle. Ya da y, y eşittir eksi 1 bölü. Eksi 1 bölü 2x şeklinde yazabilirler. Artık nasıl, şıklarda hangisi varsa ona göre yazarsınız. Doğru denklemi yazmayla da ilgili kesin bir soru gelecek. Ya bu iki noktadan geçen doğru denklemini sorar ya da daha farklı bir şekilde soru sorar. Eklediğim sorular arasında doğru denklemi yazmayla da ilgili yine soru var. Orada zaten onu da göreceksiniz. Haydi bakalım şuraya geldik. Hmm, analitik düzlemde bak doğruları yorumlatma çok önemli. Dik koordinat düzleminde iki tane doğru verilmiş ve ABCD karesi verilmiş. Burada AB ile x ekseni birbirine paralel ise o zaman şunda da şu y eksenine de paralel değil midir? Aradaki açı 90 derece olduğundan dolayı evet. Şimdi biz burada buradaki noktalar verilmiş ya eksenler üzerinde. Biz bunları kullanacağız. Mesela bu noktayı nasıl kullanırım? Şöyle gelirim. B noktası neyin üstünde? Hocam bunun üstünde. O zaman ben x yerine a yazarsam x yerine a yazarsam y 2a bölü 5 olur diyebilirsin. Ya da niye a yazıyorsun kardeşim? 5'in katı bir şey yaz. Buraya 5a yaz x yerine sen 5a yazarsan 5'ler gitti y de 2a mı oluyor evet y yes de 2a oluyor yani şurası 2a oldu hop geldiğin zaman burası 2a oldu şurası 2a oldu sonra öbürüne bakalım şunu da kullanacağım ben hocam bunu kullanmak demek ne demek bunun apsine bakacağım şu apsine b dersem eğer ben şuraya b dersem şurası b yapar hocam x yerine b yazarsam y yes de ne yapıyor 6b yapıyor e bunu kullanacağım Başka neyi kullanacağım? Kareyi kullanmadık biz. Kareyi, kareyi kullanalım. Karenin kenarları birbirine eşit değil mi? Evet. E hocam burası 6B burası. Burası da 2A diyeyim şöyle baktığın zaman? Hocam burası da 2A. E o zaman buraya ne kaldı? Bak şimdi burası 6B ise 6B'den 2A çıkartınca burası 6B 2A yapar. Yani 6B 2A yaptı burası. Hocam bunun tamamı 5A. Burası da B. Burası da 5A eksi B mi yaptı? Evet. A bunlar birbirine eşit. 6B eksi 2A eşittir. 5A eksi B yaptı. Buradan attık bunu buraya. 7A yaptı. Bunu buraya attık. 7B yaptı. Vay. A ile B birbirine eşit oldu. Alan ABC'de nedir diye soruluyor bize. Tamam. A ile B birbirine eşit. Ve D noktasının ordinatı da verilmiş. Arkadaş A ile B birbirine eşit. Burada da D noktasının ordinatı verilmiş. Yani D noktasının ordinatı şu 6B değil miydi? Evet. 6B'yi bize 3 vermişler. B'yi buradan ne buluruz? 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 buluruz. Şimdi o zaman da o zaman A ile B birbirine eşit ya. Bunlar 1 bölü 2, 1 bölü 2 yaptı. Ve karenin bir kenarı kaçtı? Alan ABC'de isteniyor. Hocam 5A eksi B'di burası. 5A eksi B. A ile B birbirine eşit ya. Hocam bunun yerine A yazarsam aslında burası 4A. 4A dediğimde 4 çarpı 1 bölü 2'den kaç yapıyor o zaman? 2 yapıyor. Karenin bir kenarı 2 yaptı. O zaman alan neye eşit olacaktır? 2'nin karesinden 4'e eşit olur. Dikkat edin bu şekilde bir grafikte yorumlattırabilirler bize. Evet analitikle bu şekilde daha analitik soruları var. Çoğunlukta benim eklediğim soruların arasında analitik soruları da var. E, onları da çözeceğiz. Tamam. Şimdi devam edelim. Bu sefer de şuna gelelim. Aşağıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Şimdi iki tane öncül var. Diyor ki eksi 10 10 aralığında fx'in negatif değerli olup Negatif değerli olduğu aralıklar buraları değil mi? Evet. Bir de artan olduğu yerler. Artan olduğu yerlerde işte tam olarak burası sağa gittikçe yukarı çıkacak yani. İşte bunlar. X tam sayı değerlerin toplamı soruluyor. Yalnız pozitif değerli yerde eksi 7'yi alacağım mı? Almayacağım. Çünkü sıfır yapan değer sıfır oluyor. Fonksiyonun sıfır değeri ne pozitiftir ne negatiftir. Burada da şuradaki noktayı almayacağım. O zaman A değerleri ne yapıyor arkadaşım? A değerleri şöyle bir şey. Eksi 10 ile 7 arasında olacak. 7'yi almayacağım. Eksi 10 ile eksi 7 arasında 7'yi almayacağım. Neden dolayı? Pozitiften. Artanlıkta 7'yi alabilirim mesela. Ama pozitif pardon negatif olduğu için 7'yi almayacağım. Ama eksi 10 alacağım. Dur. Şimdi de, milli eğitimde bir sene böyle eksi 10 uç noktaları alıyor. Bir senesinde de uç noktaları almıyor. Bu seneki milli eğitim kitabına baktığımda uç noktasını almış. Artanlıkta başladığı yeri de alıyor arkadaşım. Ha, hocanıza bağlı. Defterinize bakın, uç noktasını aldıysa siz alın, almadıysa almayın. Ama map kitabında ben baktım gördüm, map kitabında uç noktasını artanlıkta ya da azalanlıkta uç noktasını almış, tamam? O yüzden buna dikkat edin. Mesela tam buradaki tepe noktası hem azalanlıkta hem de artanlıkta alınacak kardeşim, alınacak, tamam? Map öyle almış çünkü. O zaman bu aralık birleşim, bir de şu aralık buradaki noktayı alacağım mı alacağım? 4 ile kaç arası? 6 arası. 6'yı almayacağım. 6'yı pozitif negatiflikten dolayı almayacağım. Çünkü 0 ne pozitif ne negatif. O zaman A değerleri ne yapıyor arkadaşım? A'yı bulduk. A değerleri tam sayı değerleri. Eksi 10'u aldım. Eksi 10. Sonra eksi 9. Eksi 8 değerini aldı. Eksi 7 değerini almayacak. Bir de 4 değerini alıyor mu? Uç noktası alınıyordu. Art 4 var. Sonra 5 var. 6 var mı? Yok. E şunlar şunlar gitti. O zaman eksi 18 yaptı. A değeri eksi 18 yaptı. Şimdi gelelim B değerine. Şimdi eksi 10 10 aralığında fx'in pozitif değerli olup pozitif değerli olduğu yerler şuraları değil mi? Evet pozitif değerli olduğu yerler buraları ama bak yine sıfır noktalarını almayacağım. Ve azalan oldu. Sağa gittiğinde aşağı doğru indiğime bakacağım. O zaman orası da ne yapıyor arkadaşım? İşte tam olarak şurası yapıyor. Yani B'yi de biz nasıl bulduk o zaman? B'yi de şöyle bulduk. Eksi 3 ile 1 aralığında eksi 3'ü 3 noktasına alacağım. Map kitabı almış. Almadıysa öğretmeniniz almayın. Yani burada mesela A'daki sayı değerinde onu almazdınız. Tamam mı? Şurada 4'ü de almazdınız. O zaman cevap değişecekti. Burada sadece ve sadece bu yaptı. O zaman B değeri de ne oluyor? Eksi 3, eksi 2, eksi 1 ve 0 değerini mi alıyor? Evet bir değerini almayacak. Çünkü pozitiflikten değeri dolayı. O zaman B değeri de B'ler toplamı da kaç yaptı? Eksi 5, eksi 6 yaptı. E şimdi bizden ne isteniyor arkadaşım? A eksi B isteniyor. A eksi B de o zaman yani eksi 18 eksi 6 isteniyor. Eksi 18 artı 6 isteniyor. Cevap böylelikle eksi 12 çıkar. Dikkat edin böyle bir artanlığı azalanlığı biz size böyle yorumlattıracak. Böyle hem artanlık hem azalanlık güzel bir soru aslında. Hem artanlığı hem azalanlığı yorumlattıracak. Bir de fonksiyonun pozitif negatif olduğunu yorumlattıracak. Öncüllü bir soru da gelebilir. Böyle bir soru da gelebilir. Dikkat edin bu soruya tamam. 11. soru gerçekten güzel bir soru. Cevap eksi 12 çıktı. Ama uç noktaları almazsak cevap sanırım eksi 9 çıkıyor. Onu da sen şey yap. Eğer uç noktaları almazsak. Defterine bak. Alıyor musunuz almıyor musunuz ona göre gör. Değişim hızıyla ilgili bir soru. Bütün kazanımlarda yani bütün senaryolarda değişim hızıyla ilgili soru vardı. Büyük ihtimal değişim hızıyla soru karşınıza çıkacak. Neydi? Eğimdi. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Y dediğimizde fx'ti. Yani burada 0-3 aralığındaki ortalama değişim hızı. F3 0-3 aralığında ya F3 eksi F0 bölü 3 eksi 0. Yani Y'ler farkı bölü X'ler farkı. O zaman F3'ü bulalım. Hocam F3 neye eşit? 3'ün karesi eksi 3 artı 6. 9 eksi 3 artı 6 kaç yapıyor? 12 yapıyor. Bir de F0'ı bulalım. f 0 da 0 eksi 0 artı 6'dan 6 yapıyor. Evet. Yani değişimizin ne bulduk arkadaşım? 12 eksi 6 bölü 3 bulduk. Yani buradan 2 çıktı. Şimdi bunun değişimizi g fonksiyonunun bu aralıktaki değişim hızına eşitmiş. Yani f 2024 eksi pardon g g 2024 eksi g 2023 bölü 2024 eksi 2023 e eşitmiş. g 2024 nedir? Burada 2024 koysam şöyle yazayım g 2024'ü burada göstereyim sana. X yerine 2024 yazdım. 2024 A artı 4 mi yapıyor? Evet. 2024 A artı 4 değil mi? 4. Eksi G 2023 neye eşit? Hocam o da 2023 2023 A artı 4 yapıyor. Şu 2024 eksi 2023 A bir de böyle aşağısı 1 yaptı. Bu da neye eşitmiş? Bunun değişim hızına 2 eşitmiş. O zaman arkadaşım 2024'ten 2023 A çıkınca A kaldı. E, artı 4 eksi 4 birbirini götürdü. Bir de aşağıda böyle 1 var eşittir 2'miş. Buradan da A'yı kaç buluruz o zaman? 2 olarak buluruz. A'yı 2 bulduysak GX fonksiyonumuzu ne yaptı? 2X artı 4 yaptı. G5 isteniliyor bizden. G5 nedir G5? X yerine 5 yazarsam 2 çarpı 5 artı 4'ten cevap 14 yapar. Evet değişim ile ilgili bu soruyla karşılaşacaksınız. Bu garanti cepte olan bir soru. Şu formülü bildikten sonra değişim hızında olay bitiyor. Yani eğimden geliyordu ya y'ler farkı bir x'ler farkı. Yani y'ler dediğimiz f burada 0 3 aralığında S, f3 eksi f0 bölü 3 eksi 0 şeklinde oluyor. Yani iki nokta gibi düşünün. O şekilde de yapabilirsiniz. 12'yi böyle bulduk. Geldik 13'e. Evet parabol grafiği ile ilgili dikdörtgenin alanı verilmiş. Arkadaşım tepe noktası burası verilmiş. Parabol ile ilgili çok kolay sorular da gelebilir. Böyle uç noktada sorular da gelebilir. Sen çalıştığın için parabol ile ilgili çok kolay soruları ben buraya yazmadım. Bu şekilde içine dikdörtgen getirmedi sorular gerçekten hoş sorular. Tepe noktası parabolün nesi oluyordu arkadaşım? Simetri eksen oluyordu. İki eşit yarıya biliyordu değil mi? O zaman 2 eşit yarıya bölecekse buradaki uç noktalarda bak burası 90 burası 90. E burası da 90'sa e burası da 90 oldu. 2 eşit yarıya bölüyorsa buradaki ve buradaki şunlar birbirine eşit olacak. Hmm. Eksi 1'e 0'sa burası 1 bir birim burası da 1 bir birim. 2 yaptı burası. Dikdörtgenin alanını 18 vermiş. Buraya A dersem 2. A demeyeyim N dersem 2 çarpı N eşittir 18'si N'i buradan 9 olarak buluruz. N9 N9 yani N olarak burayı 9 bulduk. Süper. Şimdi F1 değeri nedir? Ben bunun denklemini yazayım. Tepe noktası belli olan parabolün denklemi neydi? Tepe noktası belli olan parabolün denklemi hocam y eşittir a çarpı tepe noktası r virgül k ise eğer x eksi r'nin karesi artı k şeklinde yazılıyordu. Yani y eşittir a çarpı x eksi eksi birin karesi x artı birin karesi artı k yani k dediğimizde eksi 10. İşte burada denklemi yazdık hocam a'yı bulmam lazım Parabol üstünde hemen bir nokta arıyorsun. Parabol üstünde nokta var mı? Var. Bak eni 9 buldun. Buradaki nokta 0'a eksi 9 noktası değil mi? Yaz yerine 0'a eksi 9'u. Çünkü denklemi sağlamak zorunda. X yerine 0, Y yerine eksi 9. Yani eksi 9 eşittir. A çarpı X yerine 0 yazdığımda 0 artı 1'in karesi eksi 10 yaptı burası. E o zaman buradan ne geliyor kardeşim? Eksi 9 eşittir. A eksi 10 yaptı. Evet A'yı da buradan 1 buluruz. A'yı buradan 1 bulursak eğer yerine yazdığımızda. Hocam y eşittir. A yerine 1 yazdığımızda 1 çarpı x artı 1'in karesi. Yani x artı 1'in karesi. Eksi 10 yapar burası. O zaman benden f1 isteniyor. F1 de x yerine 1 yazacağım. Hocam 1 artı 1'in karesi. Eksi 10 yaptı. O zaman bu da kaç yapıyor? Hocam 4 eksi 10'dan dolayı eksi 6 yapar. Yani 13. soruyu böylelikle eksi 6 bulmuş bulunuyoruz. Geldik şuraya. Evet her zaman parabol direkt karşımıza çıkmayabilir. Böyle yeni nesil olarak da karşımıza çıkartabilirler. Çıktık, böyle bu şekilde çıktığında ne yapacağız? Nergis. Havuz düzleminden dikey olarak 12 metre yukarıda bulunan tramplem üstünden A noktasında bulunmaktadır. Bu noktada parabolik bir şekilde havuza atlamıştır. Şöyle. Şimdi BC'yi kaç vermiş? 3 vermiş. CD'yi de 6 vermiş. Burası 3, burası 6. En fazla ne kadar? Buradaki tepe noktasındaki R virgül K'dan en fazla çıktığı değer. K isteniyor bizden. Şimdi arkadaş bu tür soruda. Hani x ekseni tamam. Mı? Şurası x ekseni olarak kabul etsen. Şurası x ekseni. Hocam y ekseni neresi alalım? Y eksenini ister burası al fark etmez. İster burası al fark etmez. Sen ne demek fark etmez? Sen y eksenini tam böyle alırsan eğer. Bak dikkat et. Y eksenini tam burada alırsan. Tepe noktası burası oluyor. Y eksenini sen Şurada alırsan, tepe noktasını burada alırsan fark etmiyor ki. Buradaki tepe noktası sonuçta en çok yüksekliği, yüksekliği burada bulacağız ya sadece ötelenmiş hali olacak. Sen burada bir tane x ekseni belirledin ya bir tane de y ekseni belirle. Çünkü biz parabolün denklemini x eksenine ve y eksenine göre yazıyoruz. O zaman buna göre böyle yazacak olursak, burası da tepe noktasıysa hop böyle geldiği zaman tepe noktası simetri ekseni değil miydi? 6 birim buradaysa burada da 6 birim olacak. O zaman burası ne olacak? Burası orijin ya. Eksi 3 noktası olmayacak mı? Olacak. O zaman ben bunun denklemini yazabilirim. Kökleri belli mi? Belli. 9'a 0'da ve eksi 3'e 0'da kesiyor. Kökler belliyse bu denklemi nasıl yazıyorduk? Y eşittir. A çarpı x eksi x1 ve x eksi x2 şeklinde yazıyorduk. E o zaman y eşittir. A çarpı x eksi bir tane kökümüz eksi 3. x eksi eksi 3 yani x artı 3 yaptı. x eksi bir de 9. İşte bu parabolün denklemi bu. E bu parabolün denklemi buysa bir de ben ne yapacaktım? Parabol üzerindeki bir noktayı arayacaktım. Nokta var mı? Var. Soru üstünde 12 metre yüksekte demişti. Bu 12 metre yüksekteyse burası ne olacaktır o zaman arkadaşım? Tam orijini burası seçtiysem bak burası y ekseni olarak seçtiysem o zaman burası eksen üzerinde 0'a 12 noktası oldu. Eğer ben ekseni burada seçmiş olsaydım eksi 3'e 12 diyecektim sadece. Tamam dikkat et buna. E o zaman üzerindeki nokta da belli. E, ee, x yerine 0 y yerine 12 yazacağım. x yerine 0 Y yerine 12 yazınca 12 eşittir A çarpı burası kaç yaptı? 3 değil mi? Burası da eksi 9 yaptı. O zaman A'yı ne bulduk? 12 bölü ya şunlar şunlar sadeleşse 4. O zaman 4 bölü eksi 9 yani eksi 4 bölü 9 yaptı. O zaman bizim fonksiyonumuz Y eşittir. Eksi 4 bölü 9 A yazıyorum. Sonra X artı 3 ve X eksi 9 mu yaptı? Evet. Bizim şuradaki parabolün denklemi bu yaptı. En fazla kaç metre yükseğe çıkabilir diye soruluyor bize. Yükseğe çıktığı yerdeki R'si kaç? R virgül K'daki K isteniliyor bizden. R'si kaç? R'ye bak. 3 değil mi? Evet. R'si 3. 3'e K noktasındaki K isteniliyor bizden. O zaman X yerine 3 yazıyorum. Y yerine K yazıyorum. O zaman K eşittir. X 4 bölü 9. X yerine 3 yazıyorum. 6 çarpı X yerine 3 yazdığımda bu da 6 yapar. Şu eksiler artı yaptı. 36 ile 9 sadeleşti. 4 yaptı. 4 kere 4 16 yaptı. K'yı 16 bulduk. Ve böylelikle en fazla ne kadar yukarı çıktı? 16 yukarı çıkmış oldu. Bizden de bu isteniyor. Cevap 16 oldu. Güzel bir soru. Yalnız dediğim gibi i y eksenini şuradan da alabilirdiniz. Hiçbir şekilde değişmiyor. O zaman buradaki nokta eksi 3'e 12 noktası olacaktı. E, buradaki r de y ekseni burada aldıysam r de 0 olacaktı. Reklamda de oradaki değerleri yazarken ona dikkat edeceksiniz. Tamam güzel sorular. Parabolle ilgili de ilginç sorular. Güzel sorular yazdık. Yani sen normal parabolle ilgili işte eksenleri kestiği noktalar belliyse işte x eksenine ts otur tür şeyleri zaten biliyorsun. Yorumlarsın. Maksimum minimumun neresi olduğunu zaten biliyorsun. E bir de burada ekstradan şuradaki sorular da karşısına çıkabilir diye bu sorularla da seni tanıştırdım. Şimdi geldik benim sorulara. Arkadaşım bir de kısa ve burası hızlı olsun isterseniz şöyle bir hatırlatma ee, bir de kolayları da karşımıza gelebilir. Şimdi bunun en geniş tanım aralığı nedir? Biz kosinüs 3x'in ne ile ne arasında olduğunu biliyoruz. Hocam kosinüs 3x ne ile ne arasında? Eksi 1 ile artı 1 arasında. Ama bizden 7 eksi kosinüs 3x bölü 2 isteniyor. O zaman ben bunu eksiyle çarpacağım. Eksi ile çarptığım zaman ne oluyor? Ee, bunlar yer değiştiriyordu. Yine zaten eksi 1 eksi Yer değiştirdiği zaman da yine aynısı. Eksi kosinüs 3x o da küçük eşittir. Artı 1 yaptı. Ee, normalde şu eksile çarptığım zaman 1 büyük eşit. Kosinüs 3x eksi kosinüs 3x o da büyük eşit. 1 oldu. Yerlerini değiştirdim bu oldu. 7 eksi lazım. O zaman eksi 7 ekleyeceğim. Eksi 7 eklediğim zaman eksi 8 küçük eşit. Eksi 7. o 7 ekleyeceğim. Sadece 7 ekleyeceğim. Artı 7 ekleyeceğim. 7 eklediğim zaman 7 eksi kosinüs 3x elde edeceğim. 7 eklediğim zaman 6 küçük eşit. 7 eksi kosinüs 3x. O da küçük eşittir. 7 eklediğim zaman 8 yaptı burası. Bir de bölü 2'si mi var arkadaşım? Evet bölü 2. 2'ye böl. 3 küçük eşittir. 7 eksi kosinüs 3x bölü 2. O da küçük eşittir. 8 bölü 2'den de 4 yapar. Yani en geniş tanım aralığı ne oluyor? Bunun A'nın en geniş tanım aralığı 3 ile 4 arasında olmuş oldu. Bu da kapalı aralık oldu. Değil mi? Evet. İşlem hatası yapmadıysak bu oldu arkadaşlar. Evet cevabı bu şekilde bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi buna göre aşağıda o merkezli birim çember göstermiştir. Birim çember. yarıçapı kaç birim? Bir birim. E turuncu bölge. Buna göre turuncu bölge. Turuncu alan, mavi alanın alana oranı. Alfa cinsinden değeri. Arkadaş dik kenarlar lazım bana. Tamam. Hocam bu üçgende alfalı bir şekilde yazarım ama büyük üçgende alfalı yazamam. Alfa betaya dalmayı bilin. Sadece buradaki alfaya takılı kalmayın. Alfa 90 beta. Beta burası da alfa mı yaptı? Evet. Ay orası hiç gitti. Şurası alfa mı yaptı? Evet. Şimdi alfaya ait buradaki kenarları yazmaya çalışalım. Hocam buradaki üçgende alfanın karşısı var komşusu var. Karşı bölü komşu deyince hani 1 bölü a olacak burası. Buraya a diyeyim. 1 bölü a ile uğraşmayayım. Alfanın komşusu ve karşısı diyeyim. O zaman burada kotanjant alfa a bölü 1 değil midir? Yani a'yı buradan ne bulurum? Kotanjant alfa olarak bulurum. Tamam burası çıktı. Şimdi bu üçgene geleyim. Bakın şu mavi üçgende de diğer dik kenar lazım bana. Yani şu b kenarı lazım bana. Alfanın ve komşusu var. Yani 1 bölü B mi yazayım B bölü 1 mi yazayım. B bölü 1 daha mantıklı. O zaman karşı bölü komşu. Yani tanjant alfa da buradan B bölü 1'e eşittir. B de buradan tanjant alfaya eşit oldu. Evet. Şimdi turuncu alanın. Turuncu alan nedir kardeşim? Turuncu alan 1 çarpı tanjant alfa bölü 2. Bölü mavi alanı oranı. Mavi alan nedir? 1 çarpı kotanjant alfa bölü 2 değil midir? Evet bölü 2'ler gitti. Tanjant alfa bölü kotanjant alfa kaldı mı? Kaldı. E arkadaş tanjant alfa s bölü c demek. Öbürü de c bölü s demek. Ters çevir çarptığınız zaman s bölü c çarpı ee, s bölü c yaptı. O da s kare bölü c kare yaptı. Ya cevap sin kare bölü kos kare ya da cevap s bölü c tanjant demek değil midir? Evet. Tanjant kare x demek değil midir? Evet. Ya değil. Tanjant kare alfa demektir. Evet. Bunun da cevabı tanjant kare alfa yaptı. Bu şekilde bir soruyla da karşılaşabilirsiniz. Şuraya geldik. Sinüs teoremiyle ile ilgili ilginç bir soru yapmıştık. Eee Kosinüs teoremi yazdım mı ben? Ay kosinüs teoremi yazmamışım ya. Kusura bakmayın. Bir de kosinüs teoremine de siz bakın arkadaşlar tamam mı? Sinüs teoremiyle ilgili bu kitaptaki soru böyle çok ilginç bir soru yazmıştık. Bir de bu soru da böyle karşınıza çıkabilir. Şimdi burada ne var? Tanjant alfa değeri isteniyor. CAB açısında pi bölü 2 artı alfa olarak vermiş. Bak kenar karşısında kaçı? Kenar karşısında kaç? O zaman sinüs teoremi aklımıza gelecek. Yani 9 bölü sinüs alfa neye eşittir? 12 bölü sinüs pi bölü 2 artı alfaya eşit olacak. E şunlar sadeleşince 3 ve 4 kaldı burada. Şimdi buradan 3 bölü sinüs alfa eşittir 4 bölü sinüs pi bölü 2 artı alfa. Bak pi bölü 2 alfa eklersen bu bölgeye düşecek. İçinden pi bölü 2 silince fonksiyon kosinüs oluyordu. Kosinüs alfa olacak. Yalnız burada sinüsün işaretine bakacaksın. Sinüsün işareti artı artı kosinüs alfa oldu. Herhangi bir sıkıntı yok. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Devam ediyoruz. Artık kosinüs alfa oldu. Buradan bu, bu sinüsü buraya 4 de buraya atalım. O zaman 3 bölü 4 eşittir sinüs alfa bölü kosinüs alfa olduysa eğer bu tanjant alfa eşit değil midir? Evet. Tanjant alfa isteniyor zaten benden. O da 3 bölü 4 çıkar. Kosinüs teoremi ile ilgili soru yazmamışım. Kusura bakmayın. Kitaplarınızda zaten kosinüs teoremi çoktur. Şu soruyu da biraz önce çözmüştüm. Kosinüs teoremi de affınıza sığınaraktan. Siz bir çözer misiniz? Siz bir yapar mısınız? Ya bugün buraya koyacaktım ama nasıl unuttuysam. Neyse. Kosinüs teoremleri ile ilgili zaten trigonometri anlatırken her kalıbını çözdük. Şu kitaptaki sorulara bakabilirsin. Tamam? Evet. evet. Şimdi analitik sorularına geldik. 1, e 2 ve 13'e eksi 6 noktasının orta noktası C olduğuna göre, hmm, AC'nin de orta noktası isteniyor Bak. A noktası 1, e 2. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde çizerim ben genelde. Özel durumlar varsa analitik düzlem çizerim. Burası da 13'e eksi 6 noktası verilmiş. Şimdi noktaların orta noktası C noktasıymış. C noktası orta noktasıymış. Hocam toplamlarının yarısı 14 bölü 2 der. Toplamlarının yarısı eksi 4 bölü 2'den eksi 2. Bu C. AC'ye doğru parçasının orta noktası. AC'nin de orta noktası şunlar değil mi? Evet. 1 artı 7 yani 8 bölü 2 4'e 2 artı eksi 2 yani 0 bölü 2'den 0 çıkar. Yani cevap 4'e 0 çıkar. Orta noktayla da ilgili böyle bir kolay bir soru sorabilirler. Sonra Şuraya geldik. Köşe koordinatları ABC olan üçgende BC kenarına ait kenar ortayın uzunluğu nedir diye soruluyor. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde çekmişsiniz. Analitik düzlem çizmeyin lütfen. Evet burası A. Burası B. Burası C. A 1'e 2. B eksi 3'e 9. Pardon 3'e 9. Eksi 9. Ve C de kaç vermiş? 15'e eksi 17 vermiş. Bak şimdi bana diyor ki. BC kenarına ait kenar ortay uzunluğu. BC'ye ait kenar ortay uzunluğu. Buna ait kenar ortay uzunluğu. İşte tam olarak bu değil midir? E, evet, bu kenar ortayın uzunluğu isteniliyor bizden. Hocam şuradaki orta noktayı bulabilirim ben. Yani toplamlarının yarısı 18 bölü 2 9'a toplamlarının yarısı eksi 9 artı eksi 17 eksi 26 bölü 2'den eksi 13 yapar. Sonra bu soru işaret dediğimizde iki nokta arasındaki uzaklık. X'ler farkı 8. 9 eksi 1'in karesi artı Y'ler farkı eksi 13 eksi 2'nin karesi. Ya şöyle de diyebilirdiniz. XA farkı 8, Y'ler farkı eksi 15, 8, 15, 17 üçgeninden direkt cevabı 17 de diyebilirdiniz. Ya da 8'in karesi artı 15'in karesi 289 çıkıyor. O da kök e 17 diye çıkıyor. Evet bu soruyu da bu şekilde bulduk. Geldik sonraki soruya. Şimdi analitik düzlemde eksi 2'ye 3 noktasından geçen ve bu da doğruya paralel olan. Arkadaşım klasik bir soru. Kolay bir soru soracak. Sana böyle bir soru sorabilir. A noktası eksi 2'ye 3'ten geçen ve bu doğruya 4x eksi y artı 9 eşit 0 doğrusuna paralel olan bu doğrunun denklemi nedir diye soruluyor. Doğru denklemi yazmak için kendimize iki soru soruyorduk. Bir eğim iki nokta. Arkadaş iki doğru birbirine paralelse eğimleri birbirine eşit. Dik deseydi eğimler çarpma eksi 1 olacaktı. Bunun eğimi nedir? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı 4 ise o zaman bunun da eğimi ne olacaktır? 4 olacaktır. Eğim belli. Nokta belli. Evet doğru denklemini yazabiliriz. Nasıl yazıyorduk? M çarpı x eksi x sıfır y eksi y sıfırdan. Yani m dediğimiz 4 çarpı x eksi noktadaki x. x eksi eksi 2 yani x artı 2. y eksi noktadaki y yani 3. Buradan 4 x artı 8 eşittir y eksi 3 yapar. Buradan da bu doğrunun denklemi ne yapar? 4 x eksi y artı 11 eşit 0 yapar. Ya da y eşittir 4 x artı 11 de diyebilirsiniz. Fark etmez. Evet doğru denklemi yazmayı da anlatmış bulunuyoruz. Hatırlamış bulunuyoruz daha doğrusu. Geldik buraya ki ben böyle bir soruyu böyle ağırlık merkeziyle uyarlayıp o şekilde sana sormuştum. Değil mi? Şimdi de bu şekilde. Şuradaki alanı soruyorum ki ben olsam e, böyle bir soruyu sorarım. Bayağı bir şey içeriyor çünkü bu soru. Boyalı bölgenin alanı. Hocam boyalı bölgenin alanı bulmam için şuraya ben kesim noktasına x virgül y dersem kesim noktasındaki x virgül y'deki şöyle x virgül burası da y ya. Hocam burası x yapmıyor mu? Şurası x olduğu için şu x. Evet x ama mutlak değer x bize neyi veriyor? Yüksekliği veriyor. Zaten tabanda belli mi? Belli. O zaman ben bu iki doğrunun kesim noktasını bulmak zorundayım. İki doğrunun kesim noktasını nasıl bulacağım? Hocam bunun denklemini yazacağım. Bunun denklemi nedir? Eksenleri kestiği noktalar belli. Ya da daha farklı şekilde de yazabilirsin. x bölü x 4 artı y bölü 6 eşittir 1 şeklinde. 12 de birleştirelim. Eksi 3 ile çarpayım. 2 ile çarpayım. Eksi 3x artı 2y bölü 12 eşittir 1 ise eksi 3x artı 2y eşittir 12 yaptı doğrunun denklemi. Gel bir de bu doğrunun denklemini yaz. Hocam x bölü 2y bölü 1. x bölü 2 artı y bölü 1 eşittir. Kaç yapıyor? Eşittir 1 demeliyiz. Bunu 2 ile genişlettim. x artı 2y bölü 2 eşittir 1 ya. Buradan da x artı 2y eşittir 2 geldi. O bu iki doğrunun kesim noktasını nasıl buluyoruz? Ortak çözüm. Yalnız kesim noktasındaki x lazım bize. Dikkat! x artı 2y eşittir 2 x eksi 3x eksi 3x artı 2y de 12'ye eşit. Burada kesim noktasındaki x'i yok etmeyeyim. Bana x lazım y'yi yok edeyim. O zaman ben yukarıyı eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam eksi x artı eksi 3x eksi 4x yaptı. Eksi 2y artı 2y gitti. Eksi 2 eksi 2 artı 12 de kaç yaptı? Artı 10 yaptı. Buradan x'i kaç bulduk? Eksi 10 bölü 4 yani eksi 5 bölü 2 bulduk. Evet. x eksi 5 bölü 2 çıktıysa bu uzunluk olarak 5 bölü 2 çıktı. Yani burası 5 bölü 2 oldu uzunluk olarak. E o zaman alan dediğimiz şey çok kolaydır. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 5 çarpı 5 bölü 2 bölü 2 yapar. O da 25 bölü 4 yapar. Evet dikkat edin arkadaşlar. Ben olsam böyle bir soru sorarım. Çünkü Doğru denklemi yazma var. Bir. Eksenleri kestiği yerlerdeki doğru denklemi yazma var. Bir. Kesim noktasını bulma var. 2. Analitik düzlemi yorumlama var. 3. Üç. Yani üçgenin alanı bulma. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Değil mi? Evet. Gençler buna dikkat edin. Ha hocam burada eğer şunu sormuş olsaydı o zaman büyük alandan şuradaki sarı alanı çıkartacaktık. Buna da dikkat edin. Tamam. Evet böylelikle bu soruyu da bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi analitik düzlemde A1 2 ve böyle bir doğru verilsin. Bak soruyu yorumlama. Direkt sizin karşınıza noktanın doğru yolun uzaklığı nedir? Paralel iki doğru arasındaki nedir? Şeklinde sorular gelmeyebilir. Size bunu yorumlattırabilirler. İşte bak mesela böyle. A noktası varmış elimizde. 1'e 2. Bir de şöyle bir doğru varmış elimizde. 5x artı 12y eksi 3 eşit 0 doğrusu varmış. Sonra D doğrusu üzerinde seçilen B ve C noktaları diyor ne diyorsa şekil üzerinde göster. Basit bir şekilde şekli çiz. Analitik düzlem çizme. Analitik düzlem ne zaman çizilir? Özel durumlar verildiğinde çizdik. ABC üçgenin alanı nedir diye soruluyor. ABC üçgeni de çizdin. Senden bu üçgenin alanı isteniliyor. E tamam. Ne yapacağız burada? Hocam burada üçgenin alanı B ve C arasındaki uzaklık 6 verilmiş. Bir üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 değil midir? Evet. A, H dediğimiz noktanın doğru yol uzaklığı değil miydi? Evet. Noktanın doğru yola uzaklığı neydi? Noktayı da orada yerine yaz. 5 çarpı 1 artı 12 çarpı 2 değil mi? Eksi 3 mutlak değerce bölü kare küçü de 5'in karesi artı 12'nin karesi ya da 5 12 ise 13. Haş buradan kaç yaptı? 24. 24 29. 26 mı yapıyor? 26 bölü 13. Yani 2 yaptı. Haş buradan 2 yaptıysa alan kısmı en basit kısmı 6 çarpı 2 bölü 2'den cevap 6 çıkar. Yani Direkt noktanın doğru yana uzaklığı nedir diye sormaz. Şöyle evirip çevirip o yüksekliği sizin bulmanızı isteyebilirler. Tamam. Evet. Geldik son soruya. Son soru bu. Evet son soruya. Bu sefer de şöyle bir şey verilmiş. Şekildeki G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi olduğuna göre G'nin D1 doğrusuna uzaklığını bulunuz. Arkadaş G'nin D1 doğrusuna olan uzaklığını bulunuz. Yani bizden şuradaki uzunluk istemiyor. Arkadaş şuraya K diyelim. E ben şunu şöyle uzatsam. Hop. Şunlar birbirine paralel değil mi? Pardon. Şöyle bir daha geleyim. Şunlar birbirine paralel değil mi? Evet 90 ise burası da 90 olmaz mı? Olur. Bak dikkat dikkat. Ağırlık merkezini kullanmak zorundayım. Bunlar birbirine paralel. M1 ile M2 birbirine eşit ve eğimleri eksi 1 bölü 2. Bunlar paralel olduğu için 90'sa 90 ise 90'ı yazdım. Ağırlık merkezini nasıl kullanacağım? E ağırlık merkezi şöyle kullanılır kardeşim. Hop şunu şöyle çizersin. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olur. Kenar ortayla kullanıyor biliyor musun? Hayır. E burada 1'e 2 oran var. A şurada da bir kelebek çıktı. Kelebekteki oran 1'e 2, 1'e 2. Burası da 2k olacak. Ben 3k'yı bulabilirim. 3k dediğimiz paralel iki doğru arasındaki uzaklık değil mi? Evet. Bak paralel iki doğru arasındaki uzaklığı da direkt sormayabilirler. Böyle bir çakallık yapabilirler. Yaptıklarında da biz 3k'yı bulduktan sonra k'ya ulaşacağız. Evet 3k'yı yazalım. 3k dediğimiz paralel iki doğru arasındaki uzaklık. C'ler farkı bakarken X'lerin katsayıları aynı mı diye bakıyoruz. Aynı değilse aynı yapıyorduk. Ki aynı sıkıntı yok. Bak Y'lerin katsayıları da aynı. O zaman C'ler farkı diyebiliriz. Atıyorum burası. Hocam 2X artı 4Y olsaydı bunu da 2 ile çarpacaktık. O zaman C'si değişecekti. Bunu da sakın ama sakın unutma. C'ler farkı yani eksi 14 eksi 1 C'ler farkı mutlak değerce C. Bölü kare küçüğünde A kare artı B kare. 1'in karesi artı 2'nin karesi değil mi? Evet Buradan 3K ne geldi? 15 bölü eksi 15 artı 15 yaptı. Kök içinde 5 yapar. O zaman şunlar şunlar sadeleşse 5 yapar. Kök 5 eşliğinde ile dışarı şey yaparsam K dediğimiz 5 kök 5 bölü 5 yapar. Bunlar da gitti. K'yı da kök 5 bulduk. Bizden G'nin D1'e olan uzaklığı. A. G'nin D1'e olan uzaklığı derken şu 2K isteniyormuş. Yanlış yapmışım ben. K değil. 2K isteniyor. E o zaman cevap 2K olacak. Yani cevap 2 kök 5 olacak. Evet gençler ne yaptık? Güzel bir şekilde şöyle çok güzel sorular çözdük. Ama dersin de başında demiştik. Ne demiştik? Şöyle bir kendimi büyüteyim istersen. Ba dersin başında ne demiştik? Siz çalıştınız geldiniz. Böyle hazır bir vaziyette geldiniz. Ben size eksik parça tamamlattıracağım. Bir de konuyu şöyle bir özet geçeceğim. Burada bütün kazanımları size gösterdik arkadaşlar. Bütün ince noktaları size gösterdik arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak gerçekten çok güzel sorular çözdük. Yani burada bir şey öğrendik mesela. Şuna baksana. 1, 1, 1. Yani burada 1 2 sc gördüğümüz zaman sekar artı c kare yazmayı öğrendik mesela. Burada tamam klasik bir soru bu. Bütün sorulara şöyle bir bakalım. Burada e, çarpanları ayırma için hepsini s'ye çevirmeyi öğrendik mesela. Burada işte şu oran orantıdaki tekniği kullanmayı öğrendik. Buradaki 5. soruda ne yaptık? Ağırlık merkezi alan ikisini kullanmayı da öğrendik. Sonra buradaki soruda ne yaptık? Oranlı mı? Kesin böyle bir soru gelecek. Oranlar olunca oran orantı yöntemiyle dağıtmayı öğrendik. Burada kareleme metodunu öğrendik. Burada neyi öğrendik? İki nokta doğrunun denklemini yazmayı. Formül de vardı ama biz formülsüz eğimi belli, bir nokta belli doğru denklemini yazarak bulmayı öğrendik. Sonra burada işte paralel iki doğru arasındaki uzaklık diye direkt sormazlar da şu şekilde sorarlar diye kullandık. Burada da e, grafik böyle yorumlamayı öğrendik nokta verimiz o noktayı mutlaka kullanıyoruz bu soruya dikkat böyle bir soru büyük ihtimal karşınıza gelir sonra burada da kesinlikle bu da gelecek değişimiz ile alakalı bir soru mutlaka gelecek ama kolay ama zor bilmiyorum parabolde ince noktaları verdik kolay no, diğer noktalar zaten çok kolay hem bu hem de bu analitik düzlem bazen biz kendimiz çizebiliriz Burada da tekrar ettik zaten. Tekrarımızda da kolay sorularla biraz tekrar etmiş olduk sizinle birlikte. Ve burada da böyle alfabetalı şeyleri falan filan gördük. Burada ince bir soru var mı? İşte bu mesela bence sorulabilecek sorular arasında. Mesela iki doğru kestiği zaman kesim noktasını bulma. Şuradaki alanı bulma. Lütfen buna dikkat edin. Ve burada da paralel iki doğru arasında uzaklık ve bir noktanın bir doğru olan uzaklığı direkt sorularda sorulmayabilir. Onu ben size anlattım. İşte. Şimdi bana hazır bir vaziyette gelmiştiniz. Şimdi büyük ihtimalle hiçbir eksik parçanız kalmadı. İnşallah hak ettiğiniz sonucu elde edersiniz. Çalışmayıp da yüksek almayı da çok sevmiyorum. İnşallah çalışmışsındır. Hak etmişsindir. Hak ettiğin sonucu alman dileğiyle. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.